Bir canlının bedeni yara oluşmasının hemen ardından basit ama olağanüstü iyi düzenlenmiş üç aşamalı bir çabayla onu iyileştirmeye başlar. Her aşamada farklı moleküllerin rol alması sayesinde gerek yaranın yaşı, gerekse ölümden önce mi yoksa sonra mı oluştuğu cevaplanabilir. Kolajenler, sitokinler ve büyüme faktörleri bu amaçla kullanılan işaretlerdir. Tarih boyunca Türklerin de sessiz bir iletişim aracı olarak kullandığı dövme, estetik görünümden çok hemen her zaman dinsel, büyüsel, sağaltıcı, toplumsal ve cinsel rolleri belirleyici olmanın yanı sıra bağlı bulunan topluluğu işaret edici bir simge olarak da kullanılmıştır. Son yüzyılda bu niteliklerini giderek kaybetmekle ve beden süslemesi haline dönüşmekle birlikte dövme hala kendini ifade etmenin bir yoludur. Bu nedenle bir ceset ya da beden parçası kömürleşmiş, çürümüş olsa bile boyanın derinin dermis yani alt tabakasındaki kalıcılığı sayesinde kimliklendirmede işe yarar. Bu arada dövmenin tanınmamak amacıyla yara ve izleri, ayrıca uyuşturucu bağımlarında iğne izlerini gizlemekte kullanıldığı da unutulmamalı. Umarım hiç ihtiyacınız olmaz ama unutmayın, herhangi bir suçlamayla yakalanmanız veya gözaltına alınmanız durumunda, soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla avukatın hukuki yardımından faydalanma hakkına sahipsiniz. Hangi makam veya kişi tarafından yapılırsa yapılsın, soruşturmanın her aşamasında avukatınızın sizinle görüşmesi, ifade alma ve sorgu müddetince yanınızda bulunup hukuki yardımda bulunması engellenemez veya kısıtlanamaz. Avukat seçebilecek durumda olmamanız halinde ise baro tarafından görevlendirilecek bir avukatın hukuki yardımından ücretsiz faydalanabilirsiniz. Saçımız, dişimiz, kemiğimiz, nerede doğup büyüdüğümüz, nerede yaşadığımıza ilişkin pek çok ipucu barındırır. Bunlardan biri izotop imzasıdır. Bir elementin farklı sayıda nötrona sahip kararlı ya da kararsız izotopları olabilir. Bunların birbirine oranını ölçen izotop analizi, beslenme alışkanlığı, antropolojik ve jeolojik geçmişi araştırmada işe yarar. 2002'de Münih yakınlarındaki otobanın kenarına gömülmüş, başından vurulmuş, iskeletleşecek ölçüde çürümüş erkek cesedinin Romanyalı. 2005'te Dublin'de bulunan kolsuz, bacaksız, başsız gövde yarısının bir Kenyalıya ait olduğu, hatta İrlanda'ya ne zaman geldiği izotop imzasıyla anlaşılmış her ikisinin katilleri yakalanmıştı. 2011 başlarında 1000 derecede yakılmış kemiklerden stronsiyum izotop imzasının elde edilebileceği, dolayısıyla krematoryum kalıntılarından bile coğrafi köken bulunabileceği kanıtlandı. 8. Uluslararası Sanat Eserleri, Kültürel Değerler ve Antika Hırsızlığı Sempozyumu, 18 ila 21 Ekim 2011 tarihleri arasında Lyon'da Interpol'ün merkezinde gerçekleştirildi. Polis teşkilatları halen 123 ülkeden, Afganistan'dan, Irak'tan, bu arada bizim topraklarımızdan da çalınan 38 bin eseri arıyor. Bunlara her gün yenilerinin eklenmemesi için toplumun bilinçlendirilmesi, müze ödeneklerinin arttırılması ve güvenlik zaaflarının giderilmesi gerekiyor. Daha önemlisi, resmi makamlar vatandaşın teslim ettiği eserlere gerçek değerini vermediğinden en değerli mirasımız uluslararası bağlantılı kaçakçılık örgütlerince Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılıyor. Satışlarından elde edilen gelir, uyuşturucudan teröre, başka yasa dışı faaliyetleri finanse etmekte kullanılıyor. Yanlışlıkla gelen bir buzdolabı. Buzdolabında kesik bir el. Pek rastlanır bir şey değil. Otoparkta bir araç, bagajda bir ceset. Olmayacak iş değil. El kimindi, bagajdaki kimdi derken cep telefonuyla birlikte kendini toprağın altında bulan İranlı Sadık. Sadık'ın eli kesik, el buzdolabında. Eli kesen otonun bagajında ama eli kesileni öldüren o değil, Namık. Eli keseni öldürüp bagaja koyanlarsa Bora ile Mahir. Bütün bunların sebebi tarihi eser kaçakçısı Enver'in çalınan hırsızlık malı biblosu. Kısacası biraz karışık, özetlemesi zor bir bölüm. Bütün bu ve saymadığım diğer erkekleri ele veren bir sürü delil var ama en olmadık hatayı yapan bir kadın. Zaten suçlu erkeklerin başını yakan kadınlar saymakla bitmez. Tarihin en ünlü banka soyguncularından, kimilerinin halk dostu,
kimilerinin düşmanı diye nitelendirdiği John Dillinger, kız arkadaşını ziyarete gittiği için yakalanmıştı. Cezaevinden kaçtıktan sonra iki seks işçisini Anna ve Polly koluna takıp sinemaya götürmeseydi 5 polis kurşunuyla can vermeyecekti. İzlediğiniz Kanıt'ın 70. bölümüydü. Bu bölümde size her zamanki gibi gerçek suç soruşturmalarından esinlenerek bazı kanıtlar sunduk. Diyelim ki Kazak'taki havai fişek kalıntılarından Orion organizasyonuna, oradan gece kulübüne ulaşmaları sizi pek şaşırtmadı. Tayfun'un midesindeki mavi sıvıyla gece kulübündeki klozetten çıkan dezenfektanı eşleştirmelerine, hatta tırnak altındaki liflerden sandalyenin döşemesini tırmaladığını anlamalarına da olabilir dediniz. Bagajın kapısında Mahir'in testerenin üzerinde Tayfun'un parmak izine rastlamak belki çok sıradandı. Ama toprağın altındaki kesik elli çürümüş adamın Türkiye'ye nereden geldiğini izotop imzasıyla bulmuş olmamız sanırım hoşunuza gitmiştir. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.